Bursa için çarpan, Bursa'nın geleceği için çarpan, Bursa'nın yeşil alanlarını koruma, doğasını koruma konusunda mücadele yürüten siz sevgili dostlar. Sevgili Bursalılar, öncelikle tekrar sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bir Bursa evladı olarak biraz önce söyledim ama 20 yıllık kent yöneticiliğinden sonra bir dönemde burada Büyükşehir'e aday olan bir kardeşiniz olarak elbette ki Bursa'nın bağrına batırılan hançerlerde mutlaka ve mutlaka orada olup sizlerin yanında, kentlerin yanında, siyasilerin yanında, her düşünceden olan insanların yanında yer alarak o kenti koruma konusunda mücadele eden bir kardeşiniz olarak burada yapılacak olan ve yapılması düşünülen her türlü betonlaşma projesine karşı çıkan birey olarak tekrar sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, burası biraz önce başkanlarımız ve parti meclis üyemiz anlattı, söylediler. Kesinlikle korunmak zorundadır. Sadece bu alan değil, bu alanın etrafında bulunan kamu alanlarının da birlikte korunması gerekiyor. Bakın, Bursa'ya Tophane sırtlarından ya da Uludağ'ın yamaçlarından baktığınızda Allah aşkına bir şey soracağım size. Ne görüyorsunuz? Beton görüyorsunuz. Değil mi? Gördüğünüz yeşil alanların hemen hemen tamamına yakını da Kültür Park ve Merinos haricinde tamamına yakını mezarlıklar. Mezarlıklar. Onun için değerli Bursalılar, siyasi partilerimizin değerli üyeleri, geleceğimiz için, Bursa'nın geleceği için, Bursa'nın kirli havasını teneffüs eden ama temiz havaya ihtiyaç duyan Bursalılar, ne olur duyarlı davranın. Ne olur bu alanlara sahip çıkın. Yunus Emre bugün sadece bir göstergedir. Yunus Emre'deki bu betonlaşma sürecinin ardından Nilüfer'deki cephanelik gelecek. Nilüfer'deki hastane alanı gelecek gündeme. Yıldırım'daki DSİ alanı gelecek. Karayolları alanları gelecek. Yani kamu alanlarının tamamı gelecek. Onun için kamu alanları bu kentte Bursalıların nefes aldığı, nefes alacağı alanlar olmalıdır. Bursalıların şu anda soluduğu kirli havanın temiz hava olarak soluyabileceği alanlardır. Bunu bu şekilde değerlendirilmeli ve kent yöneticileri bu alanları Bursalılara kazandırmak zorundadır. Doğal alan olarak kazandırmak zorunda, yeşil alan olarak kazandırmak zorundadır. Bunun da taahhüdünü Bursalılara çıkıp vermek zorundadırlar. Bunu bir birey olarak, Bursa'da yaşayan bir Bursalı olarak söylüyorum. Bu alanlar çok önemli. Bu alanları korumak, kollamak 3 milyon Bursalı'nın hakkıdır. Ve kent merkezinde yaklaşık 2,5 milyona yakın insan yaşamaktadır. Onların hakkıdır. Doğacak çocukların da haklarıdır bu. Onun içindir ki Bursalılar bu alanlara sahip çıkmalı. Bursalılar bu alanları korumalı. Bursa kent yöneticileri de bu konuda çok net olarak bu alanların korunacağı konusunda taahhütlerini yerine getirmek zorundadır. Niçin? Bursalıların geleceği için, çocuklarımız için, doğacak insanlar için ve temiz havayı solumak için. Onun için burada mücadele edecek olan, bu konuda duyarlılıklarını gösterecek olan ve gösteren tüm Bursalıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnanıyorum ki bu yapılan hatadan vazgeçilecek. Biraz önce söylendiği gibi yeni doğan beyler oluşmayacak. Yeni farklı alanlarda giden o büyük yeşil alanlar gibi yerler olmayacak. Betona hayır, yeşile evet. Bursa için. İşte o zaman yeşil Bursa'dan bahsedebiliriz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.